Şimdi dünyayı etkisi altına alan omikron varyantını konuşalım efendim. Kiminle değerlendireceğiz? Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay Skype bağlantısı üzerinden bizlerle birlikte. Sayın Uzbay hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Merhabalar, hocam iyi yayınlar yani diliyorum. 54 bin bir günde Evet. 10 bin vaka birden artış görüyoruz maalesef. Dünden bugüne Evet. bakıyorum. Ciddi artışlar var. Dünyada da bir artış var. Doğru, yükseliyor. Ama şimdi bize gelecek olursak niye bu kadar artıyor? Omikron'un etkisi nedir? Ve belli bir kitle üzerinde etkisi mi var hocam? Nedir bu durum? Şimdi Yeşim Hanım, bu standart bir pandeminin gidiş sürecini hep birlikte gözlemliyoruz. Bunun böyle olacağını, değişik varyantların ortaya çıkacağını ve zamanla da virüsün yani bu pandeminin hayatımızdan çıkacağını söylüyorduk. Şimdi omikron varyantını şöyle değerlendirelim. Bu üçüncü varyant veya üçüncü üzerinde durduğumuz konu, ilk çıkan biliyorsunuz Wuhan virüsüydü. Wuhan çıktığı sırada hepimiz ciddi şekilde kapanmaya gittik. Bütün dünya kapanmaya gitti. Çok büyük tedbirler alındı ve o zamanlar hastalığı da çok iyi tanımıyorduk. Hastalığı tanıma aşamasındaydık. Tedavide veya hastalara müdahale etme biçimlerinde de birçok çelişkili veya tartışılan durumlar söz konusuydu. Çok zor durumlar yaşadık, zor günler geçirdik ve oradan aşılar çıktı biliyorsunuz. Aşıların çıkmasıyla birlikte de kademeli olarak açılmaya geçildi. Ardından Delta çıktı. Delta'yı nasıl konuştuk? Daha çok bulaşıyor. Çok daha çabuk bulaşıyor, daha fazla sayıda insanı etkiliyor ama sanki Wuhan kadar, o ilk çıkan orijinal form kadar öldürücü değildi veya ağır hastalığa neden olmuyordu. Burada tabii bir taraftan aşıların devreye girmesi de söz konusuydu. Ve Delta ile ilgili en büyük sorunu yaşayan da hatırlayacaksınız Hindistan oldu. Çünkü orada hem aşıya ulaşım hem kültürel nedenlerde aşı olmama, hem hijyene dikkat etmeme gibi çok şey bir araya gelince orada çok fazla ve buna benzer başka ülkelerde de çok fazla ölümler oldu. İlk başta Sinovac'la yola çıktık biliyorsunuz. Sinovac özellikle sağlık personeline ben şeye katılmıyorum. Yani Sinovac sıfırdır, hiçbir şekilde etkisi olmamıştır şeklinde bazı yaklaşımlar var. Bu inaktif bir aşı ve etkisi oldu. Özellikle sağlık personelini ve 60 yaşın 65 yaşın üzerindeki insanları koruma anlamında görevini yaptı. Ancak etkinliği düşüktü. Etkinlik süresi daha kısaydı. Daha sonra da şanslıydık. BioNTech aşısına ulaştık. BioNTech aşısı da şu anda bildiğim kadarıyla 3. dozları da açıldı artık kullanıma ve insanlar 3. dozlarında yaptırabiliyorlar. Oradan omikron çıktı ve omikron kısa süre içerisinde muhtemelen şu önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde bütün dünyada dominant, yani en baskın varyant olacak. Artık hep omikronu göreceğiz. Ama omikron diğer ikisiyle mukayese ettiğimiz zaman çok daha hızlı, çabuk bulaşıyor. Ama öbürlerine göre her ne kadar kesin bir kanıt yok dense de sahaya baktığımız zaman, verilere baktığımız zaman, durumun gidişatına baktığımız zaman daha ılımlı bir varyant olduğunu bunun da görüyoruz. Ha, belli bir yaş grubu derken hani çocuklarda ve gençlerde daha fazla, daha sık gözükmesinin sebebi onlarda aşılama işine bazı yaş gruplarında hiç geçilmedi, bazı yaş gruplarında da yeni geçildi. Peki o zaman şu 12 yaş değil mi? Geriye çekilmeli mi Evet. bu aşı yaşı? Çünkü bakıyorsunuz Amerika'da ya da birçok ülkede vaka sayıları özellikle alt yaşlarda ama onlarda da aşılama yaşı geri çekilmiş olduğunu da görüyoruz birçok ülkede. Yani Türkiye'de bu olabilir mi? Şimdi bu soruya aslında cevap vermesi gereken yer tam olarak bilim kuruludur. Yani halk sağlığı uzmanları, enfeksiyon uzmanları ve diğer uzmanlar bunu birlikte değerlendirmeli. Her ülkenin kendi koşulları vardır. Her ülkenin kendi durumu söz konusudur. Burada ortak akıl 12 yaş civarına başlanması gerektiğini gösteriyor bize. Ve 12 yaş için de bildiğim kadarıyla bu aşılara gerekli onaylar, gerekli izinler verildi. Evet, evet. Ancak bunun kararını vermesi gereken yer
bilim kuruludur. Yani bunu değerlendirerek çok net bir açıklama yapılması lazım. Böyle bir açıklama yapıldığı takdirde de bu yaş grubunun da gidip aşılanması lazım. Şimdi bir de şöyle bir yaklaşım var hocam. Çevremizde de çok görüyorum. COVID olmuş. İşte ben delta mıyım? İşte omikron mu? İşte hapşırırsan omikronsun. İşte öksürürsen deltasın. Yani böyle yaklaşımlar da var hocam. Bu yaklaşımlar doğru mu? Yani bence bunu bence gereksiz şeylerle uğraşıyor insanlar. Yani hapşurmaya göre, boğazda gıdıklanmaya göre işte eğer bir enfeksiyon varsa bir kere bu enfeksiyon gördüğüm kadarıyla birçok vaka hastaneye de gitmeden bunu hayatta geçirebiliyor. Bu iki uçlu bir şey çıkarıyor bizim karşımıza. Bir, ya ne güzel işte insanlar ayakta da geçirebiliyorlar. Ama öbür taraftan bu insanlar bulaştırıcılık bakımından oldukça risk teşkil ediyorlar. Ve benim gözlemlediğim çok da dikkat etmiyorlar. Yani çevrelerinde işte maskelerini çıkartabiliyorlar. Rahatsız olduklarını bile bile kalabalığın içine girebiliyorlar. Hani biraz burada sorumluluk duygusuna sahip olup kendilerini biraz izole etmeleri, biraz uzak durmaları, maskelerini takmaları ve mümkünse bu kişilere PCR testi uygulanması önemli. Ancak kalabalık bir ülkeyiz biz de, birçok başka kalabalık ülke gibi. Herkese ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Biliyorsunuz aşıyla ilgili de net bir şey yok. Yani sadece tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tavsiye ediyor. Biz bilim insanları tavsiye ediyoruz. Aşı yaptırıp yaptırmamak da vatandaşlar, insanlar serbest. Böyle bir serbestli ortamında aşı olmayanlar da var baktığımız zaman. Onların hastalanma riski, bulaş alma riski ve bulaştırma riski oldukça yüksek. Bunların önüne geçmemiz çok da mümkün değil ama burada benim gözlemlediğim ve başka uzmanların da yani alanın uzmanlarının da ortak görüşünün bu olduğunu görüyorum. Omikron baskın bir varyant olacak. Omikron önceki iki orijinal virüse ve delta'ya göre daha bulaşıcı olmasına rağmen daha hafif seyrediyor. Ancak daha hafif seyretmesi omikronun hafife alınacağı anlamına da gelmiyor. Daha çabuk bulaşıyor. Bir kere bunu biliyoruz. Vakalardan görüyoruz. Şimdi bu tablo 54 bin bir artış. Yani 54 bin vaka sayısından bahsediyoruz. Ki biz henüz değil mi o yılbaşındaki toplanmaların işte Taksim Meydanı yani birçok meydanla nasıl kalabalık olduğunu, insan akınına döndüğünü gördük. İzledik haberlerden. Evet. Biz de verdik. Daha etkisini görmedik değil mi? Yani tablo yansımadı. Ne zaman yansır ya da böyle sorayım. Bence tabloya yansımaya başladı. Çok daha çabuk görünüyor omikron bulaştıktan sonra. Tabloya yansımaya başladı onlar. Ancak şunun altını çizmekte fayda var Yeşim Hanım. İlk zamanları hatırlayın. Yani ilk orijinal virüsle ilk temas edilen dönemi kapanmalara rağmen o sıkı kapanmalarla, büyük fedakarlıklarla düşürülmeye çalışılıyordu. Sağlık sisteminin üzerinde çok büyük, ağır bir yük ve stres vardı. Bu uzun süre devam etti. Şu anda evet vaka sayıları çok fazla ama sağlık sistemi, yoğun bakımlar ve ölüm sayıları tabii ki hiç kimsenin ölmesini biz arzu etmiyoruz ve bundan dolayı da son derece rahatsızız. Hiç ölmesin insanlar, yani ne 100 kişi, ne 1 kişi, ne 10 kişi, hiç kimse hayatını kaybetmesin. Ama yoğun bakım yatışlarında ve ölümlerde çok ciddi bir artış görmüyoruz çok şükür. Ama bu göremeyeceğimiz anlamına da gelmeyebilir. Seyri eminim yetkililer de çok yakın bir şekilde takip ediyordur. Bu seyirde yoğun bakıma yatışlarda ve acillerin yükünde, sağlık sisteminin yükünde çok ciddi bir artış olursa bu kapanmayı da getirir. Ama şimdilik öyle bir şey yok gibi görünüyor. Ama olma ihtimali gibi, yüksek diyorsunuz. Yüksek demiyorum. Olma ihtimali var diyorum. Ben tam tersine omikron baskın varyant olduktan sonra bu omikronun ya son artık bizim başımıza dert olacak son versiyon olacağını ya da sondan bir önceki versiyon olacağını bunun genel bir toplumsal bağışıklığa yol açarak bu pandeminin
artık ortadan kalkacağını ve bir endemiye dönüşeceğini söylüyorum. Veya öyle tahmin ediyorum. Endemiye dönüşmesi de şu anlama geliyor. Daha çok aşıya ulaşamayan, hijyen kurallarına dikkat etmeyen, kendini korumayan bir bölgelerde veya kişiler arasında yayılan ama başka yerlerde artık elini eteğini hem dünyadan hem dünya ekonomisinden çeken bir görüntüye doğru gideceğimizi tahmin ediyorum ve bunun da ilkbaharda başlayarak yaz dönemini daha rahat geçireceğimizi tahmin ediyorum. Evet, şimdi tabii biz de grip oluyoruz haliyle hastanelere gidiyoruz. Tüm arkadaşım şu an öksürüyorum farkındaysanız. PCR testimizi yaptığımızda aşım var ama yine de dikkat etmek zorundayız. Toplu bir ortamdayız, çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımı da korumamız gerekiyor. İnanılmaz bir kuyruk var. Bunu söyleyebilirim. Yani çok yakın Taksim Devlet Hastanesi. İnsanlar akın akın PCR testine geliyor, muayeneye geliyor ve görüyorum. Çok da hızlı bir şekilde işleyen sistem de var. Bunu da gerçekten tüm sağlık çalışanlarına, yani ayaklarına taş değmesin. Gerçekten çok önemlisiniz hocam. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde çalışan sistemi de görüyoruz. Ama bir de influenza var hocam. Yani bu aradaki farkı biz nasıl anlayacağız? Evet, herkes ya ben gripim diyor, çoğu insana bakıyorum. Ama şeye de gitmiyor. Test yaptırmaya da gitmiyor. Korkuyor, çekiniyor ya da çoluğunu çocuğunu da götürmüyor. Benim çocuğum grip diyor. Bu salgın da var. Biraz bahsedelim. Yani nasıl anlaşılacak? Aradaki fark nedir? Ya da hangi durumda gidilsin? Bir kez daha izleyicilerimize aktaralım mı? Bunun tek şeyi siz de söylediniz, ancak PCR testiyle kesin tanıyı koyabiliyoruz. Yani bir takım standart nezle, soğuk algınlığı veya grip belirtilerini göstermekte olan kişilerin ilk etapta mutlaka kendilerini bir kere izole etmeleri. Bir aile halindeyse örneğin ben eşimden, çocuğumdan bir uzaklaşmalıyım. Ve bu belirtiler için bir PCR testi yapılmalı. Zaten bu PCR testleri eğer ben bir yerde çalışıyorsam, mesela bir üniversitede çalışıyorum ben şu anda, bunu otomatik olarak işe devam etmek için yaptırmak zorundayım. Okula gelen öğrencilerin yaptırmaları lazım bu testleri. Ve test sonucu pozitif çıkanların da kesin bir izolasyona gitmesi, rahatsızlıklarının seyirlerinde herhangi bir kötüye gidiş olursa da hastaneye müracaat etmesi gerekiyor. Ancak biz şu anda bu süreç içerisinde daha fazla sayıda insan evinde tedavi olarak veya evinde izole olarak bunu atlatıyor. Şu andaki tablo bu şekilde. Ancak dediğim gibi tekrar ediyorum, eğer yoğun bakımlara müracaatlar çoğalırsa, yani yoğun bakım hastalarının sayısı artarsa, bu hızlı artış ciddi şekilde kapanmayı düşünmemize neden olabilir. Ama şimdilik öyle bir tablo yok gibi gözüküyor. Fakat bu tedbiri elden bırakacağımız anlamına da gelmiyor. Kesinlikle. Şu maske, kesinlikle, mesafe, hijyen işine biraz dikkat etsek ve aşılananların sayısını biraz daha artırabilsek, bunları belki çok daha düşük miktarlarda görecektik. Haklısınız hocam. İşte herkes üçüncü aşısını yaptırsa ya da sırası gelen aşısını yaptırsa, ama bu aşı karşıtı değil mi, çok fazla değil artık gibi gözüküyor. Çok eskiden her gün bir açıklama geliyordu aşı karşıtlarından ama şu anda o etki de azalmış gibi. Ne dersiniz hocam, katılır mısınız? Şimdi Yeşim Hanım, aşı karşıtlarının zaten çok fazla patırtı çıkarmasına da gerek yok. Çünkü aşı zorunlu değil. Bir aşı kanunu, bir aşı yasası falan çıkarılmış. Zorla bir aşılama takvimine herkes sokulmuş değil. İsteyen oluyor, isteyen olmuyor. Böyle bir durumda çıkıp da fazla patırtı yapmanın, aşı olup sağlığını korumaya çalışanların sağlık hakkına müdahil olmanın da bir manası yok. Onlar da çok fazla tepki çekiyorlar zaten bu tür davranışlarıyla. Dolayısıyla onların çok fazla bir şey yapmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak her zaman söylüyorum, her yerde bu aşı karşıtlığı konusu geldiğinde, bu batıdan ithal bir konudur. Bizim kültürümüzde aşı karşıtlığı diye bir şey yoktur aslında. Bu işte Fransız Katolik Kilisesi'nin vakti zamanında verdiği bir fetvaya dayanır. Dikkat ederseniz yurt dışında aşı karşıtları polislerle falan çatışıyorlar. Yani Fransa'da, Almanya'da bunun bir takım örneklerini gördük. Bizde böyle bir şeyler olmadı çok fazla. Ben aşı karşıtlarını da aslında aşı olmaya davet ediyorum.
Yani aşı bence kurtarıcı bir şey. Ama maalesef burada üniversite mezunu olmasına rağmen ve kültürlü insanlar olarak tanıdığım bir takım insanların o kadar absürt, o kadar bilimle, akılla, mantıkla bağdaşmayan iddiaları ve bir takım söylemleri var ki ben de bunlara hayretle bakmak zorunda kalıyorum. Ancak onlara da şöyle sesleneyim, tamam siz aşı olmayın ama lütfen sıradan insanların, sıradan vatandaşların kafasını karıştırmayın. Bırakın o insanlar kendi iradeleriyle kendi kararlarını versinler. Bu insanların kafasını karıştırıp ölümlerine neden oluyor maalesef. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyoruz size. Herkese sağlık diliyorum Yeşim Hanım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Tabii yeni yılınız kutlu olsun. İzleyen tüm izleyicilerimizin, tüm sağlık çalışanlarının da sayenizde yeni yılını bir kez daha kutlayalım biz de. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Evet, Profesör Doktor Sayın Tayfun Uzbay'la omikron varyantını konuştuk. Süreci efendim o vakalar artabilir. Ne olacak? Tabii ki yeni önlemler de gelebilir dedi haliyle. Hepsini değerlendirmeye çalıştık. Reklam arası verelim. Reklamlara gideceğiz. 5 dakikalık bir reklam aramız var. Ardından haberler ve saat başındaki konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Dış politikaya bir pencere açacağız. Belirtelim. İSİYE Üniversitesi Gülsam Koordinatörü Sayın İsmail Hakkı Pekin'i alacağız konuk olarak. Ve Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe de bizlerle birlikte olacak. İsmail Hakkı Pekin'le birlikte dış politikayı konuşacağız. Ayrılmayın.